Karar: Ecevit Erdem ve Meryem Erdem'in şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmasına... Bana bak Meryem, başın göğerdi mi şimdi? Zeynep'i bir daha asla göremeyeceksin. Esma'yı da eninde sonunda elinden alacağım senin. Sen benim Arnavut damarımı daha... Esas sen Esma'mı alamayacaksın. Zeynep'im de senden almazsam. Yuh olsun benim Laz damarıma! Yardıma gelecek Esma Hanım. Abla bir çay daha versene bana. Ula kalk al. Müşteri gibi ayağına bekliyorsun bunca işin arasında. Bir de bekarlık sultanlık derler ha. Nerede bu kız? Kime çekti bilmem ki. Vallahi bizde böyle bir şeyin geçiyor abla. Aynı babası. Ula sus. Anma uğursuzun adını. Dükkanın bereketi kaçacak. Açmıyor zaten. Buluşacağız öyle mi? Nihayet seni göreceğim. Saat 4 uygun mu demişsin? Uygun mu ne demek? Senin için zamanı durdururum. Bebek'te Blue Cafe'de olacağım. Orada görüşürüz sevgiler. Allah'ım Tarık'la buluşacağım ya. Sen yardım et. Ay annem. Alo. Kız neredesin sen? Anne tamam geliyorum şimdi dedemin... Neler gelmeye başladı daha bir sürü iş var yapılacak. Anne dedemin kahvaltısını verip çıkacağım hemen. Bu saate kadar aç mı bıraktın adamı? Anneciğim istemiyorum dedi daha acıkmadım dedi. Oh. Tamam hazırlıyorum şu... Ne oldu gene? Oh. Elimi yaktım anne senin yüzünden hadi ne olur kapat geliyorum. Oğlum neredesin sen iki saattir? Ekmek kızartıyordun, buz gibi oldu. Hı? Ne o sırıtmalar? Mona'yı hatırlıyor musun? Mona Rosa. Mona. Ha şu senin radyo mektuplar yazan gizemli kız. Ta kendisi. Bugün onunla buluşuyoruz. Hadi gözün aydın. Darısı benim başıma. Edebiyat dergisi aldım sana, seversin. Bunu bana niye aldın ki? Ben dergi okumam. Çünkü içinde kardeşinin hikayesi var. Vallahi. Geçen ay göndermiştim, yayınlamışlar. Çok şaşırdım. Ya hani kaçıncı sayfada? Anneme de söyleyeyim de o da okusun. Alo anneciğim. Oğluşum. Nasılsın? İyi tatlım. Bir toplantıdayız dernekte. Acil değilse ben seni arayayım mı? Tamam, çok kısa bir şey söyleyeceğim anneciğim. Bir edebiyat dergisinde hikayemi yayınladılar anne. Okursan sevinirim diyecektim. Ay okurum tabii ama şimdi kapatmam lazım. Daha derginin adını söylemedim anne. E tatlım ben şimdi bulamam. Sen mesaj at Seyfi Efendi'ye bulur alır o. Tamam anne. Ben mesaj atarım. Hoşça kal. Tamam hoşça kal canım. Oğlum vallahi billahi çok güzel olmuş. Ben bunu sonuna kadar okurum. Eyvallah. Bir sayfa zaten. Evet. Oğlum ben sayısal için biliyorsun. Ben okumayı çok sevmiyorum. Kızla buluşuyorsun demek. Vallahi görmediğin kızla buluşmak da çok havalıymış. Havasında değilim. Kız çok güzel yazıyor. Merak ediyorum. Bir şey var bu kızda. Yani sen de iyi yazıyorsun hani ha. Vallahi ne güzel oğlum işte yazar yazar geçinirsiniz. Espri yaptım. Fark ettim. Hadi hayırlısı. Bir yastıkta kocayın inşallah. Dur oğlum daha evlenmiyoruz. Tanışacağız sadece. Tanışırsınız, tanışırsınız. Bak, senin sevdiğinden, Rafa'dan.
Hadi dedem, bunlar bitecek. Dede. Dede orada mısın? Dede bak ses ver, geliyorum ha. Allah Allah ya. Gelen giden olmadı. Nereye gitti ki bu adam şimdi? Eh be dedem ya. Ben şimdi anneme ne diyeceğim? Sen bize mıhlama ver ablacığım. Ağır olmaz mı o şimdi tereyağlı filan? Hiç yedin mi ki? Bak Meryem ablamın mıhlaması başka yerlerdekine benzemez. Zeytinyağlı yapabilir misiniz? Belki öyle yiyebilirim. Mıhlamayı. Zeytinyağlı. Kızcağızım, mıhlama dediğin böyle has tereyağıyla, Trabzon peyniriyle yapılır da. Hı? Yok ya. O zaman ben en iyisi bir kazı dolması alayım. Gözün varsın. Ne yaptın kızım? Bu zeytinyağı. Kızım sen öğrenci misin? Evet. Neden ki? Belli böyle kabında kuruyup gitmişsin. Ana yemeğine mahrum kalmışsın sen. Yok teyzeciğim, ben yiyemiyorum. Midem almıyor. Kızım bak sen anne sözü dinle. Ben o mıhlamayı yapacağım. Sen de muah, bayıla bayıla yiyeceksin. Gör bak. Enişte. Hayırlı işler enişte. Sağ ol cimcime. Dedemi gördün mü? Gördüm. Dün. Esma, ne bu kız? Nereye koşuyorsun? Ayşen teyze, dedemi gördün mü? Gördüm. Dün. Ay Ayşen teyze, bu iş biraz önce yapıldı. Hadi görüşürüz. Ne oldu Esma, kız? Ne bu telaş, hayırdır? Dursun dede. Yine mi yok oldu? Daha bilmiyoruz sanma amca. Haber vereyim mi? Tamam, oldu. Esma hayırdır? Hocam ne yapıyorsun böyle? Ay, tuhaf oldum vallahi seni musallaya yatmış görünce. Nefis terbiyesi kızım. İyi de hocam yani böyle musallaya yatmak falan. Ne fark eder yavrum? Hepimiz bir gün bu taşa başımızı koyacağız. Ben şimdiden alıştırma yapıyorum. Söyle bak ne var? Ha? Neyse ben dedemi sormaya geldim. Buraya uğradın mı bugün? Bir gün mutlaka uğrayacak Esma. Herkes bir gün buraya uğrayacak. Ama dedenler daha sezonu açmadı. Çok şükür tabii. Çok şükür. Of Sabri hocam, içimi kararttın vallahi. Ay, belki dedeler de buraya gelmiştir dedim. Bulamıyoruz dedemi. Ne diyorsun? Dosun amca kayıp mı? Yani şu an itibariyle öyle. Kesin mi? Kesin bilgi, yayalım. Tabii tabii, ne demek? Yayarız evladım, yayarız, yayarız. Esma Hanım kızım. Muhterem annenize selamlar.
Mars'ın burcunuza giriş yapmasıyla hayatınız bugün yeniden şekilleniyor. De, bu Mars da nasıl giriyorsa artık bak kökten değişiklik diyor. Ya reis, bırak Allah aşkına şunu ya her sabah her sabah. Dur lan, seninkini de okuyacağım. Hayatınızın aşkını bulmak için harika bir dönem. Çünkü Venüs de burcunuza giriyor. Vay arkadaş, duyan gezegen gelmiş. Reis, talihin dönüyor mu yoksa? Oğlum, bu talih hep böyle makus kalacak hali yok ya. Demek bugün dönüyor. Esma geliyor. Ne oldu kız çitlemek? Sen ne arıyorsun buradan? Dedemi arıyorum. Dema! Dedim vallahi dayı, dedem yok. Hayda! Geleneksel Kanlıca Dursun dediği arama şenliklerimiz başlamıştır. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Esma, hadi sen git sor soruştur. Ben de şu dedelere bakayım. Belki de onlardan biriyledir ha. İletişimde kanalındayım. Neredesin dede ya? Of dede ya, of! Of babaanne ya, of! Of yok, of yok. Aç bakayım ağzını, aç bakayım ağzını. Kızın bal zihni geliştirir ya. Didikleyip durma, doğru dürüst ye şu ekmeği. Hı. Of verin benim kızımı. Günaydın, Erdem ailesinin güzide fetleri. Oo Ecevit Bey, yine erken kalkıp bahçeye atmışsınız kendinizi. Oğlum, ne bu halin? Çamura bulaşmışsın. Vallahi babacığım, çiçeklerini çok kıskanıyorum. Onlarla benden daha çok ilgileniyorsun. Sen benim bir tanemsin. Sen benim prensesimsin. Ama çiçekler de bana muhtaç. Aç bakayım ağzını tekrar. Ay babaanne. Baba, babaanneme bir şey söyle, zorla tıkıştırıyor. Aç bakayım ağzını, zihnini geliştirir. Kafan çalışmaz sonra yemezsen. Halan gibi olursun. Ya anne, şu kızını bir rahat bırak Allah'ını seversen ya. Günaydın ailem. Aa, aa, başımıza taş yağacak. Böyle giyinik gelmişsin kahvaltıya. Ne demek öyle anneciğim? Duyan da her sabah kahvaltıya çıplak iniyorum sanır. Vallahi hayırdır Afet? Sabah sabah senin böyle üzerinden pijamalarını attıran nedir acaba? Bir işim var abicim, hemen çıkacağım, iki lokma yiyeyim de. Aa, senin gibi işsiz güçsüz birinin sabahın erken saatinde ne işi olabilir acaba? Hiç anlayamadım. Neler karıştırıyorsun Afet? Ay ne iş karıştıracağım anne ya, aşk olsun. Dernek şeysi. Anlaşıldı demek ki, boş boş işler yani. Of anne, niye boş olsun acaba? İki insan yüzü görmeyeyim ben yani. Hem biz orada dayanışıyoruz. Aman git benden uzakta dayanış. Tamam tamam, yiyin de ben gideceğiniz yeri bırakayım sizi. Yok abi, ne bırakması? Ben kendim giderim, ne gerek var, sen oralara kadar yorulacaksın. Ben doydum, sizi bekliyorum hadi. Tamam dur, ben de hemen üzerimi değişip geliyorum. Ben de doydum. Hadi Caniko, biz dışarıda bekleyelim. Ne gerek var hala, otur işte. Yok hava alırız dışarıda. Vallahi içim daraldı hala, iyi ki söyledin. Çıkalım o zaman. Babaanneciğim görüşürüz. Canım. Hadi anneciğim, pek yer. Ha sen şimdi tak Anlıca'ya, hiç tanışmadığın bir adamla buluşmaya mı gidiyorsun? Öyle deme canım. Ya tanıyorum bir nebze. Risk almayı sevmiyor mesela. Eli bitti mi okey gelmesini beklemiyor. Direkt bana açıyor. Aza kanaat etmesini bilen biri. Ne okey ya, yok. Okey sitesinde tanıştığın adamı anca bu kadar tanırsın zaten. Sonra eşine bağlı, sadık. Eşine mi bağlı? Okey salonlarına mı dadandı bu kız yoksa? Allah aşkına hala, okey eşiyle karısı bir olur mu hiç? Ay bakın Razi, we'll see. Ay gideyim işte, ne var, elime mi yapışacak? İyi de sen kız tarafısın. Ne bu böyle seni oralara götürüyor? Kıta aşacaksın ya, kıta. E ne yapayım Caniko, bu yoklukta bunu mu sorgulayacağım şimdi? Vallahi kısmet Yemen'de bile olsa gidip almasını bileceksin. Bu devirde koca dediğin aslanın midesinde. Hadi bakalım, dedikodu bittiyse gidelim. Tamam, geliyorum. Sana bol şans, dikkat et de adam sahte okey çıkmasın. Sus, öyle deme. Hadi sen bana bol şans dile. Hadi bay. Tüz abi. Tekrar. Allah'cığım sen beni utandırma. Okey'e dönmeyi falan geçtim. Bir el olsun açayım yeter. Hadi Afet sağ ayakla hadi. Oh, anne olmak ne zor. Buyurun.
gibi anne yemeği. Hadi afiyet olsun. Dur bakayım kızım. Ne yapıyorsunuz siz? Kız dükkana bir baksana, her taraf erkek dolu. Böyle oturulmaz, ayıp. Hep günah. Hadi. Aa. Bak. Bak bak bak. Nasıl yapacaksın bak. Ne alıyorsun böyle? Aç bakayım ağzını. Aç 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 aç. Hadi hadi. Oh. Zaten çiroz gibisin. Onu yemem, bunu yemem. Güzel olmuş be. Çok iyi. Hadi bak, bandır bandır ye. Gösterdiğim gibi. Bandır bandır ye. Al bakayım. Hı. Anne. Hah, geldin mi anne? Kızım neredesin sen? Annem çok kızacaksın ama. Ne oldu? Anne dedem yok. Vallahi ben kahvaltı hazırlıyordum. Çıkmış gitmiş. İlaçlarını da içmemiş. Hey Allah'ım, hey Allah'ım. Koca adıma sahip çıkamadı ya Yarabbi. Vallahi benim suçum yok. Dur dur. Dur teyzeni arayalım. Hay boyun bozsun devrilsin. Tabii ki annesi bir de DNA testi yaptırıyor. Aynaya baksana. Anne. Anne, Rüştü Can beni vurdu. Ay annem, çok güzel vurmuş. Ben vurdum anne. Çok iyi yaptın çocuğum. Ya anne ya, ben de onu vuracağım. Sen dur oğlum, ben vururum. Ver. Gel buraya. Oh, işte oldu. Ay maşallah size. Ay parçalarım, gül parçalarım, nur parçalarım. Hadi oynayın canlarım. Ben de seni vuracağım. Vurursan görürsün. Yarıyı vuramazsın ki. Vururum. Vuramazsın. Yok, açmıyor. Sen dükkana bak. Ben bir koşu teyzene gidip geleyim. Belki oradadır. Ha, tut. Hey Allah'ım, hey Allah'ım. Bakar mısınız? Hadi. Bize bir muhlama daha getirir misiniz? Hay Allah ya, muhlama sipariş edeceğinize beni şuraya muhlayaydınız daha iyiydi. Ay, sabah sabah hiç çekemeyeceğim vallahi, azap gibi. Şu hale bakar mısın ya? Daha kendi radyomu kendi kızıma dinletemiyorum. Kızım sen nasıl böyle oldun ya? Yani böyle babadan böyle evlat. Ben seni şiirlerle büyüttüm. Seni kitaplarla arkadaş ettim. Allah babacığım demek insanın içinde olmayınca ne yapacaksın artık? Kızım bak, edebiyat, sanat bunlar bizim kültürümüzün temel taşları. Yani bir tanem bak, genel kültürsüz olacaksın diye çok korkuyorum. Aç iki satır kitap oku. Aa babiçkom, sen okuyorsun, Tarık okuyor. Etrafım entelektüel adamlarla dolu çok şükür. Ben de eksik kalayım dedim. Ha, bak. Tarık. Ne kadar efendi çocuk değil mi? Beyefendi, ağırbaşlı, kültürlü, ince ruhlu. Yaşlı ruhlu desek daha doğru olur bence. Bak kızım, sanatla, edebiyatla uğraşan insanlardan kimseye zarar gelmez. Böyle insanlar arkadaşlarını, sevdiklerini, eşlerini incitmezler. Sen annemi hiç incitmedin yani, öyle mi? Yani Allah Allah Zeynep yahu, Allah Allah yahu. Kızım ben ne diyorum, sen ne diyorsun yahu? Bana bak Zeynep, günün birinde karşıma bir adam çıkartıp bana dersen, baba ben bu adamla evlenmek istiyorum diye, senden rica edeceğim o adam Tarık gibi olsun. Ay o zaman çok beklersin babacığım, çünkü ne Tarık ne de başkası. Ömrümü bir adama adamaya niyetim yok benim. Öyle konuşma, öyle konuşma. Önümüzdeki ay Almanya'ya gidiyoruz değil mi? Bu nereden çıktı şimdi? Baba bana söz vermiştin, annemin mezarını görmeye gidecektik. Haziran sonu Temmuz başı gibi gideriz dedin ya. Ha. Şu mesele. Şu mesele ne demek? Önemsiz bir şey mi istiyorum senden? Allah Allah ya. Ne zaman annemin konusu açılsa hep böyle yapıyorsun. Annemin mezarını görmek benim en doğal hakkım herhalde değil mi? Tamam kızım, sen de hemen hiddetlenme. Gideriz. Ay biz
zahmet. Meryem Hanım, Meryem Hanım. Bu Kerem babanızdan haber var mı? Hadi canım. Nasıl da üzgün, nasıl da telaşlı. Beni duymadı bile. Geçi görmedi de. Dur ya, fırsat bu fırsat. Dursun babacığımı ben bulsam. Ne yapsak ki? Dur bak. Sık iyice sık. Ya arkadaş, ben bir gün yüzü görmeyecek miyim ya? Her gün bir action, her gün bir macera. Ya bir huzur ver ya Rabbim ya. Ne oldu ya reis? Yok mu da? Yok. Dedeler de bilmiyor nerede olduğunu. Ha babam. Dursun Bey amca kaypmış. Bulundu mu? Yok baba, bulunmadı daha. Sana da iyi günler baba. Abi, Adriana karşıya geçmek istiyor. Buyurun, ben yardımcı olayım. Sen. Öğrenecek, öğrenecek. Yavaş yavaş. Kaçtım ben reis. İyi hadi, rastgele. Gün bugündür Sabri. Bir şey et daha la. Allah'ım. Bir fikir ihsan etmek istersen... ...şu an çok uygun bir zaman yani, edersen sevinirim. Olur mu ki? Olur da... Allah'ım, uzun uzun anlatmayayım şimdi. Sen zaten konuyu biliyorsun. Zaten hep beraber değil miyiz? He, buyurun. Yakın. Ver onları. Ver onları bana. Ver. Ver lan. Vuracağım seni. Vuracağım. 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 Salı günkü VTR'ye girsene reji. Ay gözden kaçırıyorlar resmen. Adam o gün söylediydi. Ağzından kaçırdıydı. Lan ben çözdüm işi. Meryem aramış ya. Kız ne oldu? Bu saatte ne işin var senin burada? Şey abla. Ne oldu kız? Bir şey mi oldu? Sayın Kanlıca Mahallesi'nin değerli sakinleri. Mahallemizin eşrafından... Değerli Meryem Hanım'ı... Belediye babası... Ya babam... Dursun Bey amcayı kaybetti. Babam! Bulamıyoruz. Bulanların Allah rızası için camiye getirmeleri rica olunur. Abla bir sakin ol. Abla! Abla sakin. Abla! Abla sakin. Durun, durun. Sabri efendi, dilin kokusun emin. Dedem de kaybolacak günü buldu. Ekmek alabilir miyim? Tabii kızım, dedem bu. Bir kaybolur bir görünür. Merak etme, öyle yıkanmaz bulunur. Ablacığım, çorba nerede kaldı? Bir dakika. Tamam. Ay Emine, ne yapacağım ben böyle ya? Nihat mı söylesene? Ya bebek de bir kafeye çağırmış. İşte... ...senin için zamanı durdurum falan yazmış. Ay. Çok tatlı ya. Çok heyecanlanıyorum. Vallahi ben bile heyecanlanıyorum. Ne öyle canım, uzaktan uzağa görüşün, kaynaşın. Bakar mısınız artık? Bir dakika ya Emine, burası çok kalabalık. Vallahi perişanım. Kapatıyorum hadi. Tamam tamam, hadi haberleşiriz. Size çorba, size ekmek. Sizinle de şu masayı toplar toplamaz hemen ilgileneceğim. Esma, anonsu duydun mu? Ay enişte, tut şunları. Ben şimdi bir sipariş alacağım. Oo, ne buranın hali böyle ya? Çıfır çarşısına dönmüş. Koy onları şöyle enişten. Anonsu duydun mu diyorum. Sabri efendi babamı anons etti kayıp diye. Minareden sela verir gibi. Ay yok artık, Sabri hoca da yani. Ben söylüyorum, inanmıyorsunuz bana. Bu imam yarım akıllı. Sabahtan beri kaç kişi aradı başınız sağ olsun diye. Aman Allah korusun enişte. Hah, işte buyurun. Alo.
Yok öyle bir şey Mahmut abicim ya. Tamam, babamı kaybettik de yani o şekil kaybetmedik. Bulamıyoruz kaybettik, öyle kaybettik. Gözlerim bir şehir. Gözlerim fethedilmemiş bir şehir. Surlarını aşıp gözlerimle kavuşmayı bekliyor. Ne yapıyorsun sen ya? İlham geldi, kaydedeyim dedim kaçmadan. Tam Mona'ya mı yazdın bunu? Yok, Mona'ya yazmadım da denk gelirse kokurum belki. Ne gülüyorsun? Ay çok salaksın ya. Sensin salak, niye salakmışım ben? Hayır, kızla buluşacağım diye tribe girdin. Heyecan yaptın değil mi? Ya niye heyecanlanayım ki? İlk defa mı bir kızla buluşuyorum? Yok canım, ilk defa değil. Maşallah, biri gidiyor, biri geliyor. Sen bana playboy mu dedin? Tamam, şu sıra biraz hızlı başlayıp bitiyor olabilir ilişkilerim ama... Hı hı. Zeynep, ne yapayım? En fazla üçüncü buluşmada ne olduğu belli oluyor zaten. E aradığın bu kızla mı peki? Bilmiyorum. Bu kızın gözlerine bakmam lazım. O satırları yazan boş biri olamaz. İtiraf edeyim, bazen benden daha iyi yazıyor. Öf Tarık. Hem ne bu samimiyet? Ben Yeşil Ördek isimli Çevre Vakfı'ndan geliyorum. Daha önce duymuş muydunuz? Hayır, duymadım. O zaman birkaç saniyenizi ayırırsanız sizi bilgilendirebilirim. Acelem var benim kızım. Asıl bizim acelemiz var teyzeciğim. Ülkemizdeki verimli toprakların hepsi tükeniyor. Eğer bir şeyler yapmazsak yakında bir tutam fesleğen ekebileceğimiz alan bile kalmayacak. Bizim markette var, evde çalışan kadını gönderir aldırırım ben. Toprak kalmayacak diyorum teyzeciğim. Ben de size işim var diyorum. Ay ne anlamaz kız ya. O zaman da çocuklarınızın, torunlarınızın geleceği için vakfımıza cüzi bir miktarda bağışta bulunmak evet ister. Ama beni biraz daha lafa tutarsanız çocuklarımın geleceğini zaten göremem. Bak gördün mü, meçhul bir geleceğe doğru attı adımını kızım. Ayağımızın altındaki toprak gidiyor teyze. Teyze, ne yapıyorsun böyle, ecelle mi susadın? Ne teyzesi ayol? Tut. Kalkabilecek misin, ambulans çağırayım mı? Yok, istemem ambulans falan, iyiyim. İyiyim ben, iyiyim. Kaldır şunu çabuk, kaldır. Kaldır şunu oğlum. Teyze, en azından bir hastaneye götürseydim seni. Ay ikide bir de teyze deyip durma. Çok yavaş gidiyorsun oğlum, hızlansana biraz. Hız gidiyor. Hanımefendi, bana bu numaradan 727 ulaşabilirsiniz. Arayın, istediğiniz limana demir atın. 727 sizi arayacağım, bundan emin olabilirsiniz. Burada ineceğim. Mersi delikanlı. Hadi ablacığım, hadi. Hadi acele edelim. Ya ablası bekle münasebet. Nereden ablan oluyorum ben seni? Hoş gelmişsiniz Asiye Hanımcığım. Valla paraladım kendimi, dur diye niye durmuyorsun? Kız benim ciğerim yanmış, nasıl durayım? Dursan yanmayacak. Ne oldu, hayra karşı inşallah. Sen hiç konuşma Sabri. Baba, görmek istiyorum, nerede? Baba ne su? Merak etmeyin, 5 dakikaya kalmaz bulunur. Ne demek bulunur?
Abla dinlemiyorsun ki. Babama bir şey oldu yok. Sadece kayboldu. Ama ben haber ettim dört bir tarafa. Biri bulur getirir inşallah. Merak etmeyin ya. Merak etmeyin. Be adam. Ne diye salağa veriyorsun o zaman? Salağa vermedim ki ben. Anons ettim. Herkesi birden haberdar ettim. Sandımca daha iyice bir fikir ettim. İyi halt ettim. Anne, dedem ölmemiş mi? Ölmemiş annem, ölmemiş. Fikirsiz misin sen be hoca? Bana bir felç indik attı biliyor musun sen? Dursun amcayı kaybettik denir mi? Kaybettik. Sus! Ağzından yer alsın. Abla. Abla bir bak bana. İyi misin? İyiyim, iyiyim. İyiyim. Bir oturayım biraz toparlanırım. Korkutma beni. Ay. İçimde atlar koşuyor resmen. Vallahi dışında da koşuyordu. Maşallah Veli Efendi böylesini görmedi. Ya Sabri Efendi sen de yapma böyle şeyler. Bak vallahi birimizin sebebi olacaksın da. Yüce Rabbim esirgesin. Size gelen bana gelsin. Abla ben bir Devran'a gideyim. Belki oraya gelmiştir ha. Ben seni haber ederim. Hadi tut şunları çocuklar üşümesin. Et kardeşim et. Kolum kanadım kırık bırakma beni buralarda. Siz de bu tarafa bakın tamam hadi. Ne oldu? Bulamadınız mı? Yok abi ya. Aramaya gittiler. Şey, bir de baban minareden anons ettirmiş. Dursun amcayı kaybettik diye. Asiye abla da bunu deyince fenalaşmış. Hayda. Oğlum gülme lan. Ne yapıyor bu adam ya? Bana bak. Ben gideyim belki faydam dokunur. Ben de arayayım. Nayına bir sana emanet. Tamam kaptan. Ah afet ah. İğne deliğine girsen bulup çıkarırım seni. Çekil oğlum çekil. Çekil. Tut elimi. Ha? Çabuk karşıya. Çabuk. Tamam teyze yavaş yavaş. Sen beni utandırma. Şu yokuşlardan böyle seke seke çıkmayı nasip eyle yarabbim. Ay, ay telefon. Ay. Alo Canico. Hala ne yaptın buluştun mu? Ay dur Zeynep daha yokuşu yeni çıkıyorum ayol. Oho sen daha şimdiden böyle yokuş tırmanıyorsan yandık. İşin heyecanı burada Canico. Kolay bulan tez itirir. Gerekirse İstanbul'un yedi tepesini dolaşırım ayol. Valla sana kolay gelsin anacığım haber verirsin. Hadi canım benim ben de geldim zaten konuşuruz yine. Hadi görüşürüz. Halam hiç görmediği sevgilisine kavuşmak üzere. Gerçi senin durumunda bir farkı yok bence yani. Yok benimki farklı ben sadece meraktan gidiyorum. Niye o kadar metiye düzüyorsun kızı o zaman radyoda? Çünkü saygı duyuyorum yazdıklarına. Bazen içimden geçenleri yazıyorum. Ay. Anlamıyorsun değil mi? Neyi? Bu bir ihtiyaç. Birinin sadece gözlerine bakarak ne demek istediğini anlayabilmek. Tamam da hayatım yani halam da sen de bunu normal yollardan halledebilirsiniz. Kaç tane kız var peşinde ya? Hepsi de fıstık gibi. Seç birini işte. Öyle diyorsun da. Safi Uçay'ı hatırlıyorsun. Hı. Atilla İlhan'dan bir şiir okudum. Kız bana dön baktı suratım. Ne yapayım? Frekanslar farklı yani. Ya mono ile frekansınız aynı yani. Denemekten bir şey çıkmaz. Belki de aşkı onda bulacağım. Vallahi ben sana iyi bildiğim bir şey söyleyeyim mi canım? Aşk diye bir şey yok. Senin varoluş sebebin aşkken sen aşkı inkar ediyorsun öyle mi? Annenle baban arasında aşk olmasa sen olmazdın. Hadi gidelim.
dur. Tut çocuğum, tut. Aa, gitti. Gitti. Hep o yeşil ördek kız yüzünden münasebetsiz. Feleğimi şaşırttı bana. Ne vereyim teyzeme? Ne ver... Ne aladınız bayan? Buralarda okey salonu var mı? Okey salonu neymiş ya? Çarşı içinde bir kahvede okey var. Geriye gitti bu kız. Ne dikilip duruyorsun başımda oğlum? Ne vereyim? Huzur ver, huzur. Tövbe tövbe. Kolonya? Aa, bırakın o onu. Nasıl çıkardınız siz onu oradan? Evladım. Size diyorum. Oynanmaz ama onunla. Yavruşlar, hadi. Çocukların enerjisi maşallah. Neyle besliyorsanız artık. İsteseler yüz numara çıkar bunlar ya. Yavrum, haydi girin içeride oynayın. Ha, camiye gir camiye. Hadi kuz. Geniş alan. Gir, gir. Aferin. Hayır, çocukların bu yaşta camiyle tanışması çok mühim. Tabu koymamak lazım Asiye Hanımcığım. Su içmiş miydiniz siz? Evet, burada Apple var. Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Gel oraya çıkalım. Aa, bak mikrofon. Çalışmıyor, bozuk. Çastı. Yine yeşillendi fındık dalları. Yine yeşillendi fındık dalları. Acep ne olacak? Ne yapıyor bunlar? Sesine kurban annem nasıl da yanık yanık söylüyor. Yürüyorlar arkadaşlar. Hazır birlikte gidin. Üstüme iyilik sağlık. Duydun değil mi? Duymam mı? Yine yeşillendi. Ben ne yapacağım bu babamla bilmiyorum Esma. Adam eli avuca sığmıyor. Biraz önce dedeni anons etmiş. Şimdi minareden canlı yayın, iyi mi? Vallahi utanıyorum artık ya. Birincisi çok tuhaf oldu, yalan yok. Ama Dursun camla rüştüreceğim. İşin içine girince Sabri Hoca'yı suçlayamayacağım. Onlar yürüyen felaket. Dedenden haber var mı? Bu sefer çok uzun sürdü Poyraz abi. Korkmaya başladım. Korkma be kızım, bulurlar ya. Bütün mahalle seferber oldu. Çıkacak illaki bir yerden. Hadi inşallah ya. Ver şunu, ver, ver. Gelinlik çağa geldin. Hala iki tane bardağı silmeyi beceremiyorsun ha. Bana söyleyene bak, senin yaşın geçiyor bile Poyraz abi. Allah Allah. Kızım. Benimki bilinçli bir tercih. Kafama göre birini bulamıyorum. Mantık evliliği bana göre değil Esma. Benim aşık olmam lazım. Sizin bir akraba vardı görüştüğün, ne oldu? Babamın işgüzarlığı tutturmuş mütasip aile kızı olacak diye, helal süt emmiş kız olacak diye. Ya ben böyle cıvıl cıvıl bir şey istiyorum. Sabri amca öyle gelin ister mi? Kızım Sabri amcana ne oluyor ya? Babam mı evlenecek, ben mi evleneceğim? Hem imzayı atalım da
Ben onu hizaya getiririm. Vallahi Poyraz abi, senin bu işlerine benim aklım ermez. Yani hem muhafazakar biriyle evlenmek istemiyorsun ama sonradan muhafazakar olsun istiyorsun. Sevgi emektir. Hem sevabı da büyüktür. Öyle çok bir şey istemiyorum ya, tamamen kapanmasa da olur. Yani etek boyu uzasın, topuk boyu kısalsın, askılı yerine yarım kollu giysin, makyajı bıraksın. Yeter. Amma fedakarlık bekliyorsun sen de. Yolda bizim çocukların sesini duydum. Ne işleri var onların camide? Geldi cadı. Vallahi bilmiyorum, hepsi dedemi aramak için darmadağın oldular. Sen niye aramıyorsun? Ben Esma'ya bakmaya geldim ya, devran reis yolladı. Ben gidiyordum zaten. Hı, isabet olur. Şirret. Esma, öğlen oldu, sen ne yapacaksın? Vallahi dedem bulunsun diye dua edeceğim. Saat 3'e kadar çıkmazsam yetişemem, mümkün değil. Annemden izin bile almadım. Neyse ya, üzülme. Dur bakalım. Neyse, benim çıkmam lazım. Kızlarla buluşacağım. Anneme görünmeden ortalıktan taz alayım. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ben bir arkadaşı bekliyorum ama yine de bakayım. Teşekkürler. Arnavut ciğeri. Beykoz Herkülü Bey. Evet, ta kendisi. Ben de Arnavut ciğeri. Buyurun, buyurun. Biraz boturmuş ama olsun, ne yapacağım? Hem erkeğin uzun küstü olur. Başında kavak yerleri eser. Sinek kadar kocam olsun da başımda bulunsun. Boğaz manzarası da çok güzel değil mi? Sizin kadar olmasa da. Ay, çok teşekkürler. Çok sağ olun. İyi günler üstadım. Oo Cevdet Bey. Nasılsın? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Belli değil be üstadım. Buyurun buyurun. Geçin şöyle oturun. İki çift laf edelim. Size ne ikram edeyim? Şöyle derdi tasayı unutturacak cinsten bir şey varsa alayım. Oho. Neyiniz var? Nedir sizi böyle efkarlandıran? Aman sorma be azizim. Bizim oğlan işte. Ne yaptı yine hergele? Bir kıza tutulmuş. Geldi illa isteyin de isteyin. Olmaz dedik çıktık. Demez mi? Kızı almazsanız kaçırırım diye. Meryem, ne olacak bizim halimiz böyle? Vallahi babam ben onların oğluna kız vermem dedi. Yemin etti. Onun Laz damarı tuttu mu hayatta kimse ikna edemez onu. Benim babam da öyle dedi. Almam o kızı sana dedi. Unut dedi. Meryem ne yani? Bir Laz da bir Arnavut inatlaştı diye biz bu aşkımızı yok mu sayacağız? Meryem, ben çok düşündüm. Kaçalım. Azizim. Azizim. Efendim Cevdet Bey. Oho. Ben de konuşup duruyorum be azizim. Koptun gittin. Cevdet Bey. Aşık adama darlık yoktur. Siz ne derseniz deyin. Ne yaparsanız yapın. O kendi bildiğini okur. Siz beni dinleyin. Aşıkların önünde durmayın. Duramazsınız zaten. Bence rıza gösterin de yanlış bir işe kalkışmasınlar. Senin oğlan kaç oldu şimdi? 24. Ya. Maşallah. İşi gücü nasıl? İyi kazanabiliyor mu? Yüce Rabbime hanımı senalar olsun. İyidir, iyi, iyi. O en son lise 2'yi mi bitirmişti? Bitirmedi.
yarısına kadar okudu, gerisini bıraktı Gazuk. Ama bitirmiş kadar bilir, inan. Zehir gibi ya, zehir zehir. Olsun, olur olur. Olur, mühim olan kişisel gelişmek. Öyle tabii. Öyle tabii. Misal, beni örnek alalım Asiye Hanımcığım. Sürekli bir kişisel gelişim, büyüme oranına sahibim. Türkçem var. İyi derecede İngilizce biliyorum. Arapça da ise zaten. Ben hoca olduğum için biz biliyoruz. Emekliliğime bir yıldan az bir süre kaldı. Naaşım dolgun. Evim de var çok şükür. Oho, hoca koptun gittin ya. İzdivaç programında mıyız? Bana ne senin malından, mülkünden? Yok, ben öyle misal vereyim diye şey ettim. Üff, nerede kaldı bunlar? Ay, çatladım burada. Ha, ne oldu? Bulabildiniz mi? Yok abla, yok. Bakmadığımız sokak kalmadı, yok. Ay babam ya, nerede bulacağız biz bu adamı? Ay babam ya. Ben isterseniz bir anons geçeyim hemen. Aman yok, yok, yok. İstemez, kalsın. Abla, yürü, yürü, biz karakola gidelim. Hadi. Gidelim kardeşim, hadi. Gidelim. Bunlar? Yine bekleriz Meryem Hanım'ı. Aslında doğruya doğru sahip çıkacaksın sevdiğine. Ay hangi devirde yaşıyoruz canım biz? Ortalık atmaca dolu atmaca. Ben öyle özgür ilişki falan bilmem. Neymiş efendim ilişki durumunu serbest yapmak? Yani magazinlerde görüyoruz. Oh no, no, no. Ay ne kadar saçma şeyler. İlişki dediğin serbest olmaz. Ya, tabii ki ilişkinin de bir takım kıstasları var. Yani tabii ki ilişkide de bir takım şeyler. Ha. Ben bir müsaadenizle tuvalete gitsem. Ay, tabii ne demek, ne demek. Buyurun. Buyurun. Ay hoş adam. Ay çok hoş adam. Aramalı mübarek. Bununla ömür değil, gün bile geçmez. Allah'ım sen beni affet de. Ya ha bu Sabri Efendi'ye sinir oluyorum ha. Gönlü var sanki sende. Aman sus, Allah korusun. Niye kız? Hiç fena adam değil aslında. Aman aman, benden uzak dursun da. Bu yaştan sonra tövbe tövbe. Bu yaştan sonraymış. Senin derdini bilmiyorum sanki. Neymiş benim derdim? Unutamadın o anarşik kocanı. 20 senedir ne böyle gözün kapalı geziyorsun onun yüzünden. Ben unutamadım mı? Ben onu Allah'a havale ettim da. O bana neler çektirdi neler. Ya abla sen de unutamadın filan. Ayıp oluyor. O benim evlatlarımdan birini alıp gitmeseydi aklımın ucuna dahi gelmez. Aklımın ucuna gelmesi neden? Nefretimden. Cübillesizim. Nefret sevgiden doğar be ablam. Ya abla, sen ne tuhaf bir kadınsın ya. Ya biz babamızın derdine düşmüşüz. Sen ettiğin lafa bak. Babam, evimizin direği neredesin? Allah Allah, nereye gitti şimdi bu adam? Beykoz Herkülü Bey! Beykoz Herkülü Bey, burada mısınız acaba? Hanımefendi, orası erkekler tuvaleti. Biliyorum da ben bir arkadaşa bakıp çıkacaktım. Şimdi temizledim orayı. İçeride kimse yok. Ay ne demek kimse yok? Siz yanlış bakmışsınızdır. Beykoz Herkülü Bey! Beykoz Herkülü Bey! Beykoz Herkülü Bey! Ah Afet, ah cahil Afet. Kim bilir ne saçmalıkların peşindesin sen. Ah Afet, ah. Geçen sene bir kayboldu bu. Ta gitmiş memlekete, Trabzon'a. Kimdi ki bu? Düşmüş fındığın peşine gitmiş Trabzon'a. Bak ben size diyeyim, bunun 65 yaş kartı var ya, kesin bindi bir otobüse gitti bir yere ya. Artık kartaldan mı çıkar, Beylikdüzü'nden mi bilinmez. Darlandım resmen ya, of ya! Aman Allah korusun, fazla uzaklaşmamıştır. Yok yok, bak Gebze, Kocaeli, Bursa'ya kadar yolu var. Abi sen şu manava bir sor, baba sen de şu caminin önünde bir daha bir soruştur be, hadi. Biz karakola gidiyoruz minik kuşum. Ben de geleyim sizden. Yok ablam yok, sen burada kal.
Belki buralara gelir abi, bakar o. İyi, ben de şu muhtara bir daha sorayım da gelirim tekrar. Haydi, haydi. Ecevit. Anne, ben Meryem'i kaçırdım. Yıldırım nikah yaptık. Eyvahlar olsun. Nereden çıktı bunlar şimdi? Sür kaptan, sür. Sür kaptan, sür. Hemen karşıya. Hemen. Seni aklıma yazdım teyze. Seni yazdım teyze. Oo, Nermin teyze, kolay gelsin. Ay, geldiğini duymadım. Babaannem nerede? Siz çıktıktan hemen sonra çıktı. Ekşili köfte mi yapacaksın? Ecevit Bey, ne zamandır söyleyip duruyordum. Sen de çok seversin. Bayılırım. Sen de çok güzel yapıyorsun ama. Nereden öğrendin bu kadar güzel yemek yapmayı? Ah be yavrum, nereden öğreneceğim? Anneciğim öğretti hepsini. Allah rahmet eylesin. Ne kadar da şanslıymışsın. Bak ne diyeceğim. İster misin sana şimdi öğreteyim ben bu köfte yapmayı? Bu akşamki yemekleri sen yap. Ha? Olur. Nasıl yapacağız? Bak şimdi, böyle köfteleri böyle yuvarlayacaksın. Adamcağız kuruda kayboldu. Ay, görüyor musun başıma geleni ya? Beykoz Erkin'i bey! Anlaşıldı mı? Tarlaya, bağ, bahçeye yakın olsun istiyorum. Şu fındıklı, aşılı, pencere de büyük yapın ha. Ulan parası neyse vereceğim be. Hakkını vereceğim onu. Hadi bakayım uçaklar. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Merhaba dedeciğim. Ulan sen niye diye burada duruyorsun? Niye çalışmıyorsun? Siz beni birine benzettiniz galiba. Ya ben şimdi birini arıyorum da siz buralarda acaba şu boylarda. Ay yok, bu boylarda. Yok, bu boylarda birini gördünüz mü acaba? Böyle üzerinde ceket, gömlek, bir de pantolon vardı. Ulan burada bir sürü adam çalışıyor. Belki aralarındadır. Bak bakayım şunlar. Hangi adamlar dedi orada? Ağaç var, köprü var. Sen de bakayım bana. Ne diye arıyorsun bu adamı? Bak şimdi dedeciğim, biz geçen hafta lehten okuyor oynuyorduk. Bu Beykoz Erkülü Bey de benim eşimdi. İşte bir yandan oyundur, sohbettir, muhabbettir derken konu buluşmaya kadar geldi. Ben de kısmettir dedim, kalktım buraya kadar geldim. Geldin. Hoş bulduk. Abi hayırdır? Parfüm koku mahalleye yayılmış maşallah. Allah Allah, çok sıkmadım halbuki. Sırf meraktan mı bu kadar üzeniyorsun sen? Nasıl yani? Ne bileyim. Yani merak ettiğim bir kızla değil de sanki sevgilinle ilk randevunmuş gibi. Heyecanlısın. Diğer kızlar böyle yapmıyordum bak. Ben hep bakımlıyım oğlum. Kanka şey diyorum bak. Şu dergideki hikaye var ya, acaba onu da mı yanında götürsen? Çok havalı olur. Kazma gibi elimde dergiyle mi gideyim oğlum? Hem zaten daha anneme okutamadım. Sen kıza götür diyorsun. Kim takar benim hikayeyi? Ben okudum. Vallahi bak yarısındayım. Yarısındasın. Ha? Maşallah. Yarısı diğer yarının başına artık. Kanka bu biraz soyut bir çalışma olmuş. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Biraz zorlandım. Ha, çiğ köfte aldım ha. Hadi gel gel, öyle çıkarsın. Geç kalıyorum, afiyet olsun. Allah'ım, bu nasıl bir tarih, gidemeyeceğim. Bari Emine bir mail atsa.
Aradığınız numaraya şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha... Üst üste gelsin zaten. Kısıldım kaldım burada ya. Anne buldunuz mu dedemi? Yok be göz bebeğim. Dedecin kara kayıp. Anne ne olacak şimdi? Ya dedemin başına bir şey geldiyse? Allah korusun. Vallahi karakola da gittik ama arayacaklar bakalım. Allah'ım inşallah bulurlar. Arayacaklar arayacaklar da babama sıra gelinceye kadar görmedin mi ellerinde bin tane iş. Ya abla ne yapalım? Ha? Yani koca İstanbul'u karış karış arayamayız ya. E bekleyeceğiz bakalım. Biz arayamayız. Ama arayacak biri var. Kim arıyorsun teyze? ATV'yi. Alo. İyi günler, hayırlı işler. Müge Hanım'la görüşecektim. Kendisiyle görüşmem lazım. Hayati bir konu. Söz konusu hayatsa babamınki. Alo? Bekletiyorlar. Alo? Şaka gibi ya. Sen kimsin evladım? Ben sana niye anlatayım özelimi? Müge Hanım'ı bağla bana. Cebini ver o zaman. Alo? Yokuşa sürüyor vicdansız. Alo? Evet evet hattayım. Alo? Dönün ama. Ne zaman döneceksiniz? Çok önemli. Bekliyoruz burada. Perişanız. Alo? Kontörüm gitti. Abla alemsin valla. Müge Hanım'ın işe gücü bitti. Babamı arayacak. Ya polis daha önce bulurdu. Kızım kadın polisle ortak çalışıyor. Bir nevi fahri dedektif yani. Bulursa o bulur. Telefonum çıktı ama. Dönecekler. İçime su serpildi biraz. Adam tuvalete diye kalktı. Bir daha ne ses var ne seda. Hangi adam? Allah, ben bir yerden çıkaracağım ama. Gideceğim sen ne tarafa gidiyorsun? Sen beni bırak, sen ne tarafa gidiyorsun? Söyle bakayım. Ben vapur iskelesine gidiyorum. Oradan karşıya geçeceğim İstinye'yi. İstinye mi? Hangi İstinye? Canım var ya işte karşıda İstinye. Ulan burası Trabzon. Burada İstinye ne aray be? Sana da her yer Trabzon dedim. Kafa olmuş bir miyim? Ay senin arayanın soranın da vardır dedeciğim. Ne yapsak? Yürü. Yürü aşağı doğru yürüyelim. Heh, yürüyelim dedeciğim yürüyelim. Ya belki böyle polistir, karakoldur bir şey buluruz değil mi? İyi olur. Herkül değil bari ya. Adam yer yarıldı, içine girdi. Hadi dede ya, yürü yürü. Yürü yürü. Yürü. Sağ olasın Berizem. Dur. Sana fotoğrafını da vereyim de sen arkadaşlara iletirsin artık. Hey, Dursun dedeme bakın ya. Hatunu takmış koluna. Baba! Ah be babam, neredesin sen ya? Bu dede sizin mi? Bizim ya bizim. Vallahi koruda buldum kendisini. Böyle Trabzon falan bir şeyler diyordu. Hadi devran, açtım ben. Sağ olasın sen. Kusura bakmayın, babamın kafa biraz şeydi. Ay fark ettim ben, biraz eser ekti gibi sanki. Şey manasında dedim, dedeciğim olur mu öyle şey? Ya size de zahmet oldu. Olur mu canım, ben zaten karşıya geçeceğim. Ben geçireyim. Karşıya demek istedim. Yani motor var bende de. Zahmet olmasın. Yok canım ne zahmeti. Poyraz sen babamı ablamların dükkana götürüver. Tamamdır reis. Buyurun. Dede. Dede dur sen değil dede. Sen değil. Buyurun. İyi günler size dedeciğim inşallah. Yine karşılaşırız. İyi günler. Beyefendi. Yaşlı kurt. Korulara hatun atmalar. Alemler. Bak biz genç nesiliz yalnız. Bayrak bizim elimizde. Hiç taktik vermiyorsun. Olmaz böyle dede. Gel biraz konuşalım seninle. Gel. Gel. Ay. Bir şey yok daha hiç.
misiniz? Ay yok, iyiyim, teşekkürler. Nazikisiniz. Ne kadar da kibar, güçlü, kuvvetli. Deli deli bakışları da var. Ay abla yeter. Basıp durma şuna da. Zaten gerginim de. Açta çarpı beş yani. Kız arıyorlar mı diye bakıyorum. Arasalar duyarız değil mi? Efendim alo. Ay Allah'ım sana şükürler olsun. Kim kim kim? Devran Devran. Babamı bulmuşlar. Tamam ablam tamam, sen bak işine. Allah. Oh. Hadi gözümüzü aydın. Ay abla vallahi böyle üstümden 1000 ton yük kalktı. Ya. Allah'ım ne büyüksün sen. Aşk ne güzel şey be. Aşk demeyelim de flört aşamasına geçtik diyelim. Olsun, onu bulamayanlar da var. Hadi ben kaçtım. Kardeşim kıza sorsana, arkadaşı dayı kızı falan varsa ben de geleyim. Ha bu koru hiç aklınıza gelmedi ha? O yokuşu nasıl tırmandı, şaştım kaldım vallahi. Anne. Rabbim, babam. Şükürler olsun ya Rabbim. Gel, gel, gel. Sen neredesin? Ya ne oluyorsunuz be? Nerede olacağım? Fındıklığa gittim. Başlarında durmayınca çalışmayla. Gel, 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 gel. Nerede buldunuz bu Poyraz abi? Ya Mihrabat'ta bir abla bulmuş. Burası Trabzon diye geziyormuş. Dedem, bize her yer Trabzon ya. Değil mi? Bize her yer Trabzon, bize her yer Trabzon. Bak abla, her şeyi unutur, Trabzonspor'u asla. Dedem benim be. Sağ ol uşağım, vallahi esaslı çocuksun. Ya ne olacak Asiye abla? Ne var olur mu? Bu yaptığın insanlık için küçük, bizim için büyük bir adım ablası. Maşallah, boylu boslu dalyan gibi. Allah nazarlardan saklasın. Ben gideyim artık ablalar. Hadi, hadi sağ olasın. Kal sağlıcakla. Ulan ne yapıyorsun siz? Geçin bakayım, geçin. Çabuk, 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 çabuk. Geçin. Veletlere bak sen. Kız ne abisi? Çocuk sevdiğim kız bana abi deyince sendromuna girecekti. Abla. Ne yapıyorsun? Teyze deme sen öyle. Abim gibi o benim. Anne bir şey benim arkadaşım var ya liseden, Gülçin. Hı. O aradı, buluşalım mı dedi. Ben de bir anneme sorayım dedim. Nerede? Karşıda, alışveriş merkezi var ya. Yok, bak saat 4 oldu zaten. Bu saatten sonra olmaz kızım, hadi boş ver. Anne ne olacak ya, hava geç kararıyor zaten. Kızım, annem bak sen beni dinle. Hem kız kızma böyle bu saatlerde akşam akşam sokaklarda olmaz değil mi? Hem ne yapacaksın bu saatte? Bir de bak dayını böyle başımın ta tepesine sıçratma. Ya perişan olduk bugün. Anne Emine dışarıda kalıyor ama istediği yere de gidiyor. Dayım ona bir şey demiyor. Bir de kızım sen Emine'yi de bilir misin? Onun anası var, babası var. Tabii Emine'nin babası var. Ona kimse karışmaz. Esma yetim ya. Herkes karışır. Herkes söz söyler. İyi de annem. Ben de senin başındayım da. Tamam anne, ben eve gideyim. Ya üzüyorsunuz kızcağızı ya. Esma'cığım üzüyorsunuz ya. Babalı kızı yetim bıraktın ya. Bir çorba ver bir kaymana. İçine gel be, çay ver çay. Salmalıydın, gerisi bir şey.
sorun oldu. Ailevi bir sıkıntı yaşadık. Bugün gelemiyorum, özür dilerim. Ama yarın daha erken bir saatte buluşabiliriz. Mesela saat 1'de aynı yerde, olur mu? Hayır Elena. Anlıyorum. Neyse artık yarın olsun o zaman. Umarım yarın gelirsin. Görüşürüz. Sevgiler. Allah'ım çok şükür. Nermin teyze kaynadı bu. Heh, dur bakayım. Maşallah benim kızıma. Bak ne kadar güzel olmuş. Ellerine sağlık. Ben sevineyim diye demiyorsun ama değil mi? Yok be yavrum. Tatmak istersen. İnan ki benimkiyle yarışır. Vallahi ellerinde lezzet var senin. Halam da öyle söylüyor. Rahmetli annemin eli çok lezzetliymiş. Çok güzel yemek yaparmış. Allah rahmet eylesin kızım. Belli ki anneciğine çekmişsin. Alo. Ne haber Zeynep? İyi. Sen kızla buluşmayacak mıydın? Gelemedi. Saat 4 daha bekle azıcık. Yok, mail atmış. İşim çıktı demiş. Yarın buluşalım diyor 1'de. Ay canım, ekilmişsin resmen. Hayır canım, ekilmek öyle olmaz. Haber vermeyip bekletseydi ekilmiş olabilirdim. Mail attı diyorum kız. Ailevi bir şey çıkmış. Aa, Kezban mı bu kız acaba? Babam izin vermedi, gelemedim. Ayakları mı yapıyor sana? Bilemiyorum Zeynep'ciğim, bakacağız işte yarın. Neredesin sen? Evdeyim. Ekşili köfte yaptım ben, biliyor musun? Gelsene, hem yemeğe kalırsın hem de konuşuruz. Olur, geliyorum o zaman. Öptüm. Ah be Becel, ah. Görünce şoke oldum. Karşımda öyle kanlı canlı duruyordu. Ay, tabii ki eminim canım, emin olmaz mıyım? Meryem'i nerede görsem tanırım. En iyisi pılımızı pırtımızı toplayıp buralardan gitmek. Aslına bakarsan diğer torunumu da çok merak ediyorum. Acaba diyorum gizlice gidip bir görsem mi? Aa, o nasıl söz öyle? Olur mu öyle şey canım? Bu saatten sonra oğlumu torunumu onlara bırakır mıyım hiç? Var mı bende öyle göz? Mümeccacığım, kusura bakma ama kapatmam lazım. Tamam canım, görüşürüz. Ah Meryem, ah. Bir sen eksiktin. Emine, çay koydunuz mu? Anneciğim daha masayı topluyoruz, birazdan koyarız. Sen bırak, Esma yapar. Sen koş çayı koy. Baba. Baba, hadi bakalım ilaçlarını içeceksin. Tut şunu, tut tut tut. İçir kardeşim, içir. Ömrümüzden ömür götürdü bugün. İçir de aklına mukayyet olsun. Al bakalım, al. Ya ben hasta değilim ki, ne diye içiyorum bu ilaçları ya? İyi de babam, yani hasta değilsin ama hani önlem olarak hasta olmayasın diye. Tabii. İç iç iç. Ben fena üşütmüşüm. Bulaşıcı hastalık var. İç 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 iç. Anam hep bu numarayı yutuyor ya. Gece oldu, devran döndü. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş. Ortalık buz kesti dayım, o nasıl espriydi öyle? Ne o, beğenemedin mi? Kesin dönüşüm yaptın. Tık 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 tık. Seninki çok komik oldu. Hadi hadi, bir şeyler yiyip çıkacağım hemen. Aa, gece gece nereye minik kuşum? Otursana evinde. Ya arkadaşlarla teknede takılacağız. Aman teknem batsın. Ya deme öyle ya. Ekmek teknesi o. Tekne tepelerinde tohuma kaçtın, haberin yok.
Çalış eniştenin dükkanında. Bulalım bir münasip gelir. Evlen, tamam. Ne bu tekne sevdası? Anlamadım ki. Asiyeciğim, rahat bıraksana adamı. Nerede istiyorsa orada çalışsın. Ama zikrim fikrim. Gözü tekneden başka bir şey görmüyor ki. Asiye. Ya bu et gaz yaptı böyle. Annem izin vermeyince koşa koşa eve geldim. Mail attım. Dedim çok önemli bir şey oldu. Yarın buluşalım. Teyzem yarın izin verecek mi? Verir. Bugün akşama kalırım diye salmadı zaten. Yarın öğleden sonra çıkarsam verir. Vah be. Bizim yok ki şöyle yakışıklı bir sevdiğimiz. Biz de böyle bir heyecan yapalım. Yakışıklı mı değil mi bilmiyoruz daha. Vallahi ben biliyorum. Sosyal ağlarda resmi dolu. Arama motoruna ismini yaz bak ne çok resmi çıkıyor. Çok tatlı. Yazmayacağım. Ay ne inatçısın be Esma. Görmeden gidilir mi ya buluşmaya? Nasıl tanıyacaksın? Tanıyacağım işte. Ay ay. Vay vay vay. Nermin Hanım, ekşili köfte yapmışız. Bugün yemekleri ben yapmadım. Zeynep yaptı. Hadi bakalım zehirlenmeyelim de. Aa. Ay canım benim ya. Kimin yeğeni işte, kimin? Senin olmadığı kesin. Ecevit Bey. Kitap okumuyor olabilirim ama benim de başka maharetlerim var. Aslan kızım benim ya. Eline sağlık. Afiyet olsun. Babaanneciğim sen niye yemiyorsun? İştahım yok canım, istemem. Buyurun siz, buyurun. Ay congratulations Zeynep. Ay ne kadar güzel olmuş Caniko. Vallahi sen kafe falan açsan olur ha. Ama ben diyorum, bu kızın eli lezzetli diyorum. Yani yengemin yemeklerini... Ay anne, bugün de Zeynep Sultan'ın yanına yaklaşılmıyor. Yüksek gerilim hattı gibisin anne. Yani yanına yaklaşanı çarpıyorsun. Anne gerçekten ya, senin neyin var bugün? Rengin mengin atmış böyle. Aa, üstüme gelmeyin. Tır çarpmış gibiyim. Hayatın bütün yükü omuzumda. Aşk olsun anne. Nasıl laf öyle o? Ver yükünü bana yani, ben ne güne duruyorum? Afet kızım, sen yakan toptaki fasulye bile değilsin. Ha varlığın ha yokluğun. Nerelerde gezdiğin belli değil. İyi ki bir dışarı çıktık yani. Afiyet olsun. Afet'in ha varlığı ha yokluğu. Zaten Afet kim ki? Yakan toptaki fasulyeymiş. İnsan bu kadar aşağılanmaz ya. Kaç yaşındayım ben? 40. Ya vallahi Allah. Bugün de herkese bir şeyler var. Neyse hayırlısı. Ya oğlum sen de yesene, hadi afiyet olsun. Hadi. Ya Emine omzumun üstünden baksana, konsantre olamıyorum. İyi ki de olamıyorsun ha. Kızım nereden buluyorsun bu lafları? Çok güzel. İçimden geliyor. Sence Tarık bu gece programda okur mu? Ya okumazsa ayıp. Şahsen bana böyle bir mektup yazılsa, bırak okumayı, çerçeveletip duvara asarım. Hey! Ha buranın haline da. Kız ne yapıyorsunuz bir saattir mutfakta? Tut şunu. Daha yeni oturduk anne. Kız ne yaptınız da oturdunuz ha? Ne yaptınız? Hey yarabbim. Sen bu kızı kime benzettin bilmem ki. Ya Allah'ım bak, günah yazma. İsyan etmiyorum da. Hani benim gibi becerikli, marifetli bir kadına reva mıdır da? Kız. Surat asma. Asmıyorum. Asıyorsun. Tabii kızdın bana. Ben dayınla konuşacağım. O Gülçin arkadaşını ara. Yarın buluşun madem. Annem benim, güzel annem. Ay bilmiyorum çocuklar. Yani konduramıyorum. Ay çok beyefendi biriydi ya. Ay aman Allah, bırak Allah aşkına. Pollyanna mısın sen? Adam bırakmış kaçmış işte. Sus, deme öyle Zeynep ya, deme. Hayır, internetten tanışıyorsun. Tamam, Mihrabat'a buluşmaya gidiyorsun. Ama adamın telefon numarasını almıyorsun. Aşk bu Zeynep, aşk. İnsanın aklını bulandırıveriyor. Gözünü kör ediverir.
Ay ne bileyim, öyle zamanda insanın aklına telefon mu gelir ya? Bu konuda haklı. Ha, aman konuyu kapat bari babaannem duymasın. Ha, Mona mail atmış. Ay ben bayılacağım artık bu Mona'dan ya. Kız seni resmen ekti oğlum, hala peşindesin kızın. Kendini affettirmek için mektup yazmış bana ama. Programda okumak için. Kuş yürekli. Kuş yürekli ne be? Mektubun başlangıcı. Ay ben de kuş yürekliyim. Pır o dala uçuyorum, pır bu dala uçuyorum. Ama sorun şu, hiçbir dala konamıyorum. Yok, ikiniz birden bana fazlasınız. Hadi kalk gidelim. Nereye? Ya Pınar'ın doğum günü partisi var ya, kız kaç gün önceden haber verdi. Hadi gidelim, açılırız biraz. E benim programım var. Ya çok var daha programı. Hadi bir iki saat takılalım. İyi bari. İsmet'i de alalım geçeriz. Olur. Ay, parti evde mi? Yok, dışarıda. Ay, ben de geleyim mi Caniko? Böyle kafa falan dağıtmaya ihtiyacım var. Ay hala ne işin var senin hiç tanımadığın insanların partisinde? Ne yapacaksın? Bana ne canım partiden? Ben öyle takılırım öyle kendimce. Ay hala iyi de şimdi yani. Ya ne olur Zeynep, duydunuz işte başıma gelenleri. İyi tamam, hadi hazırlan da gidelim. Ben de makyajımı yapayım. Canım benim, canım canım. Hazır mısınız? Are you ready? Buyurun. Gel oğlum, yemek hazır. Geldim babam, geldim. Hayda, ama baba yine mi makarna ya? Dün de aynısını yedik biz bunun. Fuşki var işte, sen ondan ye. Ha? Af korma. Dünkü peynirli makarnaydı, bugünkü salçalı. Baba, yemin ediyorum içimizde buğday başağı çıkacak. Ya biraz geliştir kendini, yeni bir şeyler öğren. Yemek kitabı alayım mı sana? Mutfak dediğin erkek işi mi oğlum? Erkek başıma ancak bu kadar oluyor. Ama Poyraz. Olaydı bir hanımcığım. Ha? Şöyle mutfağımızda mis gibi kokular geliydi. Fena mı olurdu Poyraz? Misal böyle bizim taraflı. Şöyle elini hamarat. Böyle akça pakça. Adının baş harfi M. Son harfi de M. Değil mi? Yalan yok, öyle. Ama sor bakalım, neden olmuyor? Neden olmuyor babam? Senin yüzünden. Evet Kazık Bey, senin yüzünden olmuyor. Sana diyorum oğlum. Kızını sen al, ben de anasını. Kurtulalım oğlum şu yalnızlıktan, şu makarnadan ama yok. Ya baba, Allah aşkına başlama yine. Ya Esma benim tarzım değil, ben anlatamıyor muyum sana derdimi? Neyi tarzın değil? Ulan giyici bütün. Saygılı, bizim o taraflı, hem de güzel gül damlası gibi olan aynı anası. Ya sen benim adıma niye karar veriyorsun? Sen mi evleneceksin kızla? Belki bana yetmiyor, gül damlası yetmiyor, saygılı yetmiyor, bizim oralı yetmiyor, dini bütün yetmiyor bana. Neymiş daha yetmeyen? He? Niye halt arayışında bulamayız? Ben tekneye gidiyorum, başımı dinleyeceğim. Buyur Ağaz. İki lokma geçsin oğlum kursağından. Geçti baba, geçti. Hayallerimden girdin, makarnadan çıktın, benim kursağımdan geçen geçti. Sana afiyet olsun. Buyur Ağaz. Ama asi bu çocuk ya. Vallahi asi bu çocuk. Keşke adımı Buyraz koymayaydım da Meltem koyaydım. Kazık Meltem. Rahat ol kardeşim, tadını çıkar oğlum. Oğlum, buranın böyle karanlık olması şart mı? Hayır, yani insanın içi daralıyor. Mübarek burası eğlence değil, korku tüneli gibi. E işte tadını çıkarsan da. Karanlıkta görünmez olmak daha kolaydır. Işık gerçekliğin sınırlarını çizer bazen. Ve bazen orada olmak istemezsin. Başladın yine alengirli laflara. Yalnız kız döktürmüş. Ona mı? Aile bir öğrenemedim şunu, Mona. Oğlum mesaj atsan, arkadaşı, dayı kızı falan varsa ben de gelirim. Tamam, atıyorum şimdi. He. Oğlum ya. Of, halam da attı yine ya. İşte bu yüzden almak istemiyorum yanıma. Bir yarım saat daha takılın, gidersiniz. Ya başka çaresi yok. Sen ne okuyorsun? Kız mektup yazmış ya, onu okuyor açıp açıp. Hello guys. Ablam hoş geldin. Abla nerede? Protokole gerek yok. Sen bana kısaca Apoş de. Apoş.
Kaçan kovalanır derlerdi de inanmaz. Kız gelmedi diye aptal aşağı döndün be. Ne alakası var Zeyno? Mail okuyorum burada. 100. kez. Ezberledin artık, ezberledin. Bana bak. Yarın ben de geleyim göreyim şu kızı. Neye benzediğini merak ettim. Ya başka bir masaya falan oturur uzaktan bakarım. Hayır kız çilekin dişisi falan çıkarsa o anki ifadeni kaçırmak istemiyorum. Aa, sen daha görmedin mi kızı? Yok, internetten konuşuyoruz. Ay, konuşma abla. Ay, abla nereden çıktı canım? Konuşma arkadaşım. Sakın konuşma. İnternet denen o musibete inanıp da düşme yollara. Hayallerinle oynatma. Düşlerini sakın etme. İnanma o tatlı sözlere, simaylı gülüşlere. Sıcam artık bileklerimi. Benim radyoya gitmem gerekiyor. Aa, aman git. Bütün kızlar radyo başında seni bekliyor zaten. Ben gelirim. Bye. Kelebeğim. Caniko. Hadi. Kelebeğim. Lan haber verseydiniz de evde yemeği yedik bari. Ayıpla bu yaptınız. Gel reis gel. Yanaş hemen. Biz de bilmiyorduk reis. Poliz eve yemeğe diye gitti. Sonra koşa koşa gelip saldırdı mangala. Oğlum lan bırak diyorum. Açma o konuyu. Oo, anlaşılan yine evde menüde makarna varmış. Bıktım ya, bıktım. Canıma doydum da. Sabah makarna, öğlen makarna, akşam makarna. Reis, durmadan makarna. Ne yapacak adam sana? Bu nedir böyle da? Niye sürekli makarna yapıyorsun diye soruyorum. Bulalım iki tane hatun, baksınlar bize diyor. Sorma sorma, açma hiç o konuyu. O iş benim başımda da var. Asiye ablam fena çalışıyor. Ya hadi seninkiler bir yerde haklı. Senin yaşın geçti. Da bana ne oluyor yani? Hala ağzın üstüne bir tane korum. Çanakkale boğazından çıkarsın ha. Sanki kız var da ben istemiyorum. La yok işte kafa dengi bir kız. Vardır vardır. Da bakmasını bilene vardır. Ve sen bakmasını çok iyi bildin o yüzden yalnız. Abicim yalan mı söylüyorum? Bak Dursun dedem bu yaşında korularda hatun düşürüyor. Ha bak bu şey vardı ya. Bugün tekneye binen kadın vardı. Onunla bir konuşsaydın abi. Belki bekardır. La sen zevk etme. Tövbe tövbe el alemin kadınını. Ya reis neticede bir gün evleneceğimiz kadın bugün el alemin kadını. Şimdi iki yabancı olabiliriz. Ama bir gün elbet kavuşacağız. Şşş, uçtu la bu gene. Ya bir dur Allah aşkına araya girme. Ben Evren'e mesaj gönderiyorum şu anda. Sevdiğim her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsa şu anda belki de aynı gökyüzüne bakıyoruz. Belki o da beni düşünüyordur ha. Ne dersiniz? La oğlum sen bayağı romantikmişsin ha. Abicim ben Karadeniz çocuğuyum. Çılgınım, asiyim. Öyle kız peşinde romantiklikler bize göre değil. La bana bak oğlum. Bul bir kız da koş peşinden. Öyle hava atacak zaman da değilsin. Gıttık zamanı. Pardon. Ben. Abi bir daha bak istersen ya. Şu boya bak. Endama bir bak abi. Ben kuzeyin oğluyum abi. Bakışlarıma bak. Ben kimsenin peşinden koşmuyorum abicim. Kızlar benim peşimden koşacak. Tamam kızlar senin peşinden koşsun. Sen balıkların peşine düş. La yaktın hepsini. Koş. Kızlar koşacakmış peşine. Doyurmayın abim karnınızı. Geliyor balıklar. O Müge Anlı'nın alacağı olsun. Bak aramadı. Aman abla boş ver. Bulduk ya babamı. Olsun insan merak eder de bir arar. Hadi. Bana bak. Derste falan değil mi bana SMS attım ama ben birazdan çaldırırım. Tamam ama sen arama bekle. Tamam ama ilk beni arayacaksın ha ona göre. Kızım başka kimin var zaten? Hadi. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi teyzem. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Gel bakayım. Gel. Gelin neredeyse. Kesin torun da oradadır. Gel.
Anne neyin var senin? Uyumamışsın hala. Yok bir şeyim oğlum. Biraz fazla stres yüklendim. Yakında meditasyona başlarım. Yok yok. Sende başka bir şey var. Yok bir şey oğlum, ne olacak? Her şey yolunda. Sağlığım iyi. Sizler yanımdasınız. Oğlum, kızım, torunum, daha ne isterim ki? Hiçbir eksiğimiz yok. Doğru söylüyorsun. Hiçbir eksiğimiz yok. Birkaç parçamız dışında. Dedeciğim ne olur bir daha böyle kaybolma ortalıktan. Ödümüzü patlattım valla. Ya ben ne ettiğimi biliyor muyum kızım ya? Evden çıkıp gidivermişim ben. Allah korusun, başına bir şey gelseydi ya. Ya olacak şeyden önünde durulmaz. Ha buraya yazıyı da biz daha yaratılırken yazmış Allah. Lehf-i Mahfuz'a. Kader kitabı. He, kader kitabı ya. Değişmez kaderler oradadır. Bizim başımıza ne gelecek? Gönlümüz kime düşecek? Ha bu Esma kızım kiminle evlenecek? Yani şimdi benim evleneceğim kişi orada yazıyor mu? Ah, o kalemi tutan öyle bir sanatkar ki... her şeyin vakti zamanı geldiğinde kusursuzca gerçekleşiverir. Kader seni ona, onu da sana yaklaştırır. Bir gün karşı karşıya geliveririz. Her insan eşini ilk baktığında tanır. Akıl değildir adın ya. Yürektir yürek. Bakarsın, anlarsın. O senin kader kitabında adının yanına yazılmış addır. O senin hayatta sevdiğin tek kişidir. O senin diğer yarındır. Annem de babamı tanımıştır değil mi? Ya bu Kaya nerede kaldı ya? Benim yatağımı yapacaktı. Bak kovacağım bu herifi. Lan paramızda rezil oluruz ya. Ne kahyası dede ya? Ya yeni aldım konakta iş görsün diye. Dünya para veriyorum. Hiçbir şey yapmayın ya. Dedeciğim sen bugün çok yoruldun. Hadi gidip yatalım ha. Ben de yatacağım zaten hadi. Sen kimsin be? Ay. Ha. Ay ha hadi. Hadi. Ya. Bu gece de Murat'tan bu kadar. Yarın gece saat tam 22'de Murat'la gecelerin neşesinde görüşünceye kadar şen kalın. Ah oh, yetiştim daha başlamamış. Radyoyu açar mısınız? Arkadaşım program yapıyor da. İyi geceler İstanbul. İyi geceler kalabalık şehrin yalnız insanları. İyi geceler martılar, meydanlar, maşallah parklar, sesine kurban. Vapurlar. İyi geceler iki kıtanın aşıkları. Bu gece programıma çok güzel bir mektupla başlamak istiyorum. Aslında hepiniz Mona'yı aylardır benden dinliyorsunuz. Yine çok güzel bir mektup yazmış. Dilim döndüğünce sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben annesinin eteğine tutunan küçük bir çocuk gibi bu şehrin bir kıyıcığına saplanıp kalmış bir kuş yürekliyim. Ruhunun eksik parçasını arayan bir seyyah gibi diyar diyar dolaşmak isterdim oysa ki. Bir bakışta tanımak isterdim seni. Tüm yolların sonunda seni bulmak. Ve tamam olmak isterdim. Ben bir kuş yürekli. Kocaman bir şehirde ürkek bir serçeyim. Gözlerinin gözlerimle buluşacağı bu şehrin bilmem hangi köşesinde seni bekliyorum. Bir gün geleceksin. Biliyorum. Biliyorum. Midem. Midem bulanıyor. Anneniz iyi değil herhalde. Annem değil o benim.
cahil cahil tavırlar çevremize bizi rezil ediyorsun. Hah, 40 yaşına geldin. Biraz yaşına göre hareket et. Ne 40 anne ya? Ben daha 34'üm. Sus! Sus! Ya insan biraz adabıyla, usturubuyla içer. Göya yeğenine örnek olacaksın. Halam mı? Aşk olsun Zeynep, niye öyle diyorsun şimdi? Yani Zeynep dağıtsa neyse, gençtir, şaşırmıştır. Halası ona mukayyet olur diye düşünürüm. Hayır öyle değil. Ne oluyor? Hala dağıtıyor, yeğen onu topluyor. Ne günlere kaldık. Bu kadar da dağıtmadım anne. Hah, sen dua et de abin seni görmedi böyle. Hayırdır Afet, ne oldu, hasta mısın? Hasta, hasta. Kafadan hasta. Anne. Neyse ben hiç karışmayayım. Aman baba, sakın karışma. Yavrum, ben düşündüm de, acaba buralardan taşınsak mı? Ya anne, yani sen de durup durup yeni icatlar çıkarıyorsun vallahi. Ya taşınmasa anne, evden mi sıkıldın yoksa? Yok canım, niye evden sıkılayım? Böyle diyorum, Antalya taraflarına falan gitsek, güneye insek, ha sıcak sıcak ne güzel. Ne işimiz var anne Antalya'da? Afet sen sus. Anne. Yahu ne Antalya'sı? Bak burada mis gibi İstanbul varken ne gereği var? Babaanne bizim Antalya'da kimsemiz yok ki. Burada da kimsemiz yok. Bak ne kadar kalabalıklaştı İstanbul. Göç aldı başını gidiyor. İnsan doldu taşıyor. Anne aşk olsun yani. Bir gece dışarı çıkıp sarhoş oldum diye insana bu yapılmaz. Antalya diyor ya. Hayır sor bakalım ben gitmek istiyor muyum? Ama yok Afet kim ki? Ya Afet bir sus sen de iki dakika. Baba bak benim okulum var, arkadaşlarım var. Ay ben gitmem Antalya'ya, yok. Aa ben de hiçbir yere gitmem, kimse kusura bakmasın. Ya tamam bir susun Allah aşkına ya. Tamam mı? Bu evde hiç kimse hiçbir yere gitmiyor. Saçmalamayın. Öyle mi? Tamam. Tamam. Her şeyi sorgulayın siz. Annem de bir Antalya'ya taşınmak istiyormuş. Ne olur onun isteğini yapalım demeyin. Zaten de çarpıntım tuttu. Ah. Anne. Şu haline bak, maskaraya döndün. Vallahi geç kalacağım şimdi. Gömlek de böyle olmadı ki, kadınlar matinesine gider gibi. Hadi daha sade, daha sade. Selamünaleyküm Tarık Bey. Merhaba Tarık Bey, Esma ben. Ay, ne yapacağım ben böyle ya? Kolay gelsin. Sağ ol. İyiymiş vallahi. Sen giyin, süslen, biz burada hizmetçilik yapalım. Estağfurullah. Nasıl olmuşsun? Dünkü gibi. Ne oldu? Bugün eteklerim bir tutuşmuş. Hadi inşallah bu sefer gelir. Vallahi bu Tarık'tan Mona'ya son şans. Geldi geldi, gelmedi biter. Hadi selamünaleyküm. Bitermiş. Asıl gelmezse başlar. Anne. Hı. Ben gidiyorum. E git dedik ya. Para vermeyecek misin? Ha, şu mesele. Dur.
Para. İstemedin mi? Anne yetmez ki bu. Nereye yetmez? İçeceğim bir çay, bir kahve. E 5 lira da akbil. Oh mis, tamam hadi. Acaba dayı mı bıraksa seni ha? Ay, anne saçmalama, kaç yaşında kızım ben ya? Üf, tamam tamam hadi. Hadi gittim ben. Bak akşam okumadan evde ol. Geç kalma. Küçük kedisiyim sanki ben. Ben gelmeden sakın kalkayım deme. Mutlaka görmem lazım. Ben daha yoldayım zaten. Merak etme, yetişirsin. Şimdi bana bak, sakın karşıma falan oturup beni güldürmeye kalkma. Hani ne senin karşına oturacağım be? Kızı göreceğim bir yere otururum, merak etme sen. Geldiniz. Ne alırınız? Ben bir arkadaşı bekliyorum. Bir şey almayayım. Tamam. Eşini ilk bakışta tanır. Akıl değildir tanıyonu. Yürektir, yürek. Bir kere ona bakarsın ve anlarsın. O senin kader kitabında adının yanına yazılmış attır. O senin hayatta seveceğin kişidir. Mona? Manyak mısın sen ya? Değilsin. Belki de değilsin. Mona, Rosa. Pardon. Hatırladığımda yüreğime toplu iğne gibi batan bu sızıyı da anımsayacağım. Seni ilk kez gördüğüm an. Beni görmeyişini. Yoksa işini. Tanımayışını. Gözlerimizin birbirine bir kerecik olsun değmeyişini hatırlayacağım. Yabancısı olduğum bu yerden kaçıp gitmek istiyorum. Küçük dünyama dönmek. Oysa ki daha bilmiyorum kaçmaya çalıştığım her şeyin bir gün bir parçası olacağım. İlahi kalemin bizim için yazdıklarını. Tüm gerçeklerimin yalan. Yalanlarımın gerçek. Dikkat etsenize ya. Ve eksik yarımın tamam olacağını bilmiyorum. Çünkü sen benim canım, diğer yarımsın. Ağlar damar.
Çünkü sen benim canım, diğer